Pazartesi günü insanlar yine bankasına sahip çıkacak. Bir paniğe, feveranı böyle bir şeye kapılmadan. Bankasya Genel Müdürü Ahmet Beyaz, banka müşterilerine seslendi. Beyaz, hesabı olanlardan bir kez daha bankalarına sahip çıkmalarını istedi. Yani Bankasya kapatılmadı, faaliyetleri durdurulmuş bir banka değil. Müşterimiz bankasına sahip çıksın. Bugüne kadar millet nasıl bankasına sahip çıktıysa bugün de sahip çıksın. Uzmanlar, mali tablosu sektör ortalamalarının çok üzerinde olan Bankasya'nın fona devrinin şaşkınlığını yaşıyor. Bankasya Genel Müdürü'ne göre bankaya zor durumda bırakmak için el konuldu. Öz kaynak olarak tanımladığımız rakam bankada 1.7 milyar. Yani bu 1.7 milyarlık rakam sıfır olacak ki ondan sonra hisseleri bedelini ödeyerek TMSF alacak. Bir bankaya öz varlığı sıfırlandığında ya da müşterilerine para ödeyemeyecek duruma geldiğinde el konuluyor. Ancak Bankasya'nın öz varlığı 1.7 milyar Türk lirası ve dileyen parasını istediği zaman çekebiliyor. Üstelik bankaya el koyan TMSF de aynı görüşte. Bankasya'nın öz varlığı artı da ortakların herhangi bir suistimali yok. Bankasya yaşayan bir banka. Bankanın mevcut durumu aynen devam edecek. Hakim ortaklara hem de borsa ortaklarının hisselerine dokunmayacağız. Yılın ilk çeyreğinde yüksek kar açıklayan Bankasya'ya el konulması siyasetçilerin de gündeminden düşmüyor. CHP Genel Başkanı ve MHP lideri bankanın fona devrine tepkilerini siyasi bir karar sözleriyle dile getirdi. Sizce bankacılık sektörü değil, bütün iş dünyası açısından tedirginlik oluşturur. Hiçbir iş adamı çıkıp hükümeti eleştiremez. Hangi demokrasiden söz ediyoruz biz? Seçime 8 gün kala alınan karar ekonomik olaydan ziyade siyasi algılanmıştır. Bankasya kararı siyasidir. Bir tepki de eski Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'den geldi. Eski bakan ve BDDK kurucu başkanı Temizel asla hukuki yoldan ayrılmamalı uyarısında bulundu. Kararın sektöre olan olumsuz etkisine dikkat çekti. Yanlış yapıyorlarsa da bu yanlışlarının sonucu olacağını kesin olarak onlara bildirmek isterim. Hukukilikten asla ayrılmamak gerekir. Hukuk herkese lazım olan bir kurumdur. Moody'ler açısından bir sorun ortaya çıkacağını zannetmiyorum. Zaten olduğu gibi 71. maddeye göre el konulduğuna göre zaten onların hakları daha önceki verilen garantiler çerçevesinde korunur. Öyle bir panik falan yaratacak bir durum söz konusu olacağına ihtimal vermiyorum.